Efendim selamlar. Yeni bir Toksik Lobi'de hayatta kalma bölümüne hoş geldiniz. Ama bu sefer Plat'tayız gördüğünüz üzere. Plat'ta 3v3 Toksik Lobi'de hayatta kalma yapacağız. Bakalım nasıl adamlar karşımıza gelecek. Bu arada elmasa da çıkmaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Maçımızı buldu. Siz arkanıza yatsanın. Videoya güzel bir like atın arkadaşlar. Onun dışında da ne yapın? Kanala abone olun. Abone değilseniz. Bunları artık hep söylüyorum. Çünkü bu videoları izleyenlerin 5 kişiden bir tanesi kanalımıza abone. Yani %80'i abone değil bu videoları izleyip. Evet. Ne yaptın reisten? Neyse. O yüzden bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz ve motive edersiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bakalım ekmeğimiz. Hadi bakalım. Umarım karşımıza güzel adamlar çıkar. Yani toksiklik yapmayan. Ya şu toksiklik yapmayan adam çıkarsa bu videoyu çekeceğim ben. O da ayrı konu ama. Neyse dur bakalım. Şimdi oradan bana gelir mi? Ah be. Aha. Let's go. İşte Rocket League. This is Rocket League gaga. This is Rocket League gaga. Bu kadar basit. Teşekkürler, güzel vuruş. Adamın tebrikleri kabul ediyor. Bize güzel diyelim. Vay canına, ne kurtarışlı ama. Dakika bir gol birden başladık mı? Gerçi buna toksik diyemez ya. What the fuck diyor. O vay canına spamı geldi. Tamam, bu toksiklik. Vay, spam atmak direkt toksiklik arkadaşlar. Benim için en azından. Şimdi orada ne olacak? Bana gelir mi? Çok acayip bir şey. Shut the fuck up. Oh, GG bot. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Fucking platin player. Güzel vurdu. Abi bunlar bayağı birbirine girdi ya. Yani çok fena hızlı başladık arkadaşlar. Hızlı sıçanlardan olduk bir nevi. Ya bu toksik lobide hayatta kalma serileri. Bakalım ya, dur. Aman tanrım. Abi dur, ben top değilim. Sakin ol. Jetak. Sakin ol aslan. Tamam. Ayarlayacağız sana bir şeyler. Hocam şuradan bir şey gelir mi? Bu arada platlar mı daha toksik, elmaslar mı? Bunu da tartışalım. Yüksek ranklı birileri varsa onlar da tartışmaya dahil olabilir bu arada. Bence platlar daha toksik arkadaşlar. Çünkü platta şöyle bir şey var. Yani hem pardon. Hem böyle çok iyi oynadığını sanan bir rank platin. Her oyunda bu arada. Rocket League üzerinde demiyorum sadece. Hem de toksik yani ve kötü de oynuyor aslında. Yani Rocket League özelinde plat kötü bir rank ama diğer oyunlarda ortalama, ortalamanın biraz üstü, vasatın üstü hocam bir rankı. Öyle yani. Bu yüzden plat harbiden bir dipsiz kuyu gibi, hesapladığım gibi. Dur bakalım. Bir gol daha yesin bunlar arkadaşlar. Bir hata daha yapsın, o zaman al başına belayı. Hacım ben sana şu boost alayım. Frikle, frikleyemedi. Valla madem frikleyemeyeceğim, madem boostun yok. Abo! Gol yiyecektik. Adam bu arada oynamıyor AFK. Lan vuramadık. You are the lowest player in this lobby and thinks you are the best. Yani arkadaşlar, kıssadan ise adam diyor ki sen bu lobideki en boktan oyuncusun ve en iyi olduğunu düşünüyorsun diyor. Ve bunu diyen adam toksikliği başlatan adam. O da ayrı bir konu. Bize şöyle yazalım. Why do you keep being toxic instead of ben de dedim ki arkadaşlar biraz dedim oyununuza odaklanın toksiklik yapmak yerine biraz sakin olun dedim. Bakın bana da bir toksiklik gelin mi acaba? Ben sadece burada tavsiye verdim adamlara ama bence bir toksiklik gelecektir yani. Bu arada adamın topuna vurduk, üzgünüm dedim. Bir şey gelmedi gibi şu anlık ama gelecek burada. Adam klavyeyi hazırlıyordu şu an. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Var mı daha Rocket League'in hani şeyini falan savunan bana, ne bileyim işte kitlesi çok iyidir. İşte tertemiz hobileri var falan diye savunan varsa bilmiyorum. Yani artık Allah'a havale ediyorum ya o kişileri. Daha söylenecek söz yok çünkü. Çünkü arada geliyor arkadaşlar öyle yorumlar. Abi işte kardeşim sen kusura bakma çok abartıyorsun. Biz arkadaşa giriyoruz. Gayet de tertemiz maç oynuyoruz. Falan filan. Kız he only chase and his bet. Ya bak adam şey düşünüyor arkadaşlar. Kötü oyuncu olduğu için ben de şey alacağım arkadaşlar. Sonra size anlatacağım. Şöyle yazdım arkadaşlar, dedim ki onun kötü oynaması sana toksiklik yapma hakkını vermiyor.
İngilizcemle yazmaya çalıştım. I don't care is good for me and I need low rank for friends. O adam da diyor ki, şey diyor işte arkadaşlar, ya iyi oynayıp kötü oynaması beni şey yapmaz diyor, alakadar etmez diyor. Sure, I'm at... Güzel ama. Ben de şöyle yazdım arkadaşlar, dedim ki bu oyuna kaç saatlik var? Merak ettim saatleri. What's that for matchmaking? And he, ha şey diyor. Ben diyor 9 skill ratingindeyim, yani yetenek puanlarım. O ise 700'e neden böyle bir maç eşleştirmesi var diyor. Yani bu yüzden adama sallıyor ama dediğim gibi benim adama da yazdığım şey aslında geçer burada. Adamın sallaması yanlış şey. Oha! Adamın 6 saati var lan. 6 saate göre bu arada bayağı iyi oynuyor. Yani ilginç yani. Yani durum bu arkadaşlar. İnsanlar biraz da şey düşünüyor artık. Rocket League'in de burada bok yemesi var. Rocket League'in kötü eşleştirme sisteminden sonra adamlar kendilerini haklı düşünüyor. Ve toksiklemeye başlıyor. Aslında bunun sebebi de dediğim gibi tamamen Rocket League. Yani Epic Games arkadaşlar. Ya şöyle bir durum var çünkü. Yani eskiden ya 2018'de 2017'de oynayan arkadaşlar bilecektir bunu. Yani ne demek istediğimi anlayacaktır. Eskiden mesela gümüşe çıkmak çok zordu yeni başladıysanız. Yani imkansız gibi bir şeydi. Bir 50 saatinizi 20 saatinizi ayırmanız gerekiyordu. Gümüşe bak, gümüş diyorum. Şimdi placement oynuyorsun yerleştirmeyi. Tak adam seni platin elmas atıyor. Bunun ne anlamı kaldı ki? Orta rankın bir şeyi kalmadı. SPC'si kalmadı yani, saçma oldu. O yüzden de böyle olaylar yaşanmaya başladı. Bu arada şunu da söyleyeyim. I have a distance discussing about plate but I also don't go around insulting people. Yani şey diyor arkadaşlar, ben diyor bayağı iğrenç şekilde bu oyunu bu miktarlarda oynadım diyor ama bu kadar fazla iğretici adam gelmedi diyor. Ya bu adam da şey diyor, bak toksiklik yapmıyor dedik. 6 saatim var diyor ama hepinizin iyiyim falan diyor. Öbürü de işte götüme gülüyorum falan sana diyor. Yani laugh my ass off diyor. Yani özet arkadaşlar, büyük resmi görün artık. Gerçi bize ne, aman biz videomuza bakarız, gelsin teferruat ya. Neyse. Ya yani maçtan çok dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz videolarda şey göreceksiniz. Yani insanların nasıl kavga ettiğini, nasıl işte. Yani bak samimi söylüyorum bu arada. Girdim 5 maçın 4 veya 3'ü kesin böyle yani. Kesin bir kavga var, kesin bir kıyamet var, kesin bir tartışma var yani. Ya ve olgun değil insanlar. Anladınız mı? Empati yapma duyguları yok. Yani garip. Ben niye size bu videoları çekiyorum ve sürekli işte aynı şeyleri söylüyorum? Çünkü yapmayın diye. Yani en azından biz Türk topluluğu olarak biraz da bu konuda duyarlı olalım. Yani Türkiye'de Rocket League oynayan çok kişi yok zaten. O bir avuç kadar insan da bari bunları yapmasın ki kötü anılmayalım. Onun için biraz kasıyorum aslında. Bir de sarıyor abi toksik lobi. Oynat, saran 2-3 şeyden birisi toksik lobi. Böyle bir gidelim. Güzel geldi bu arada, iyi kademe. Oo, ben nasıl patladım lan? Şimdi bakalım ikinci maçımızda toksik lobi göreceğiz mi? Güzel, dakika 1 gol 1. Teşekkürler diyor, tamam. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer karşı takım gol yediyse, kavga etme durum varsa bazen kendi takım chatlerine de yazabiliyorlar. Böyle bir durum da var. Yani kendi takımında kavga edebiliyorlar, biz görmüyoruz. O yüzden bundan dolayı da toksik lobi olmamış oluyor. Aslında olmuş oluyor. O ne lan? Azza. Çok güzel bir kalem bu arada ama devamı gelmedi. Devam edersin ona. Ay yakın. Okey. Oo, orada bir double commit. Hocam, 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 onu ben alayım. Böyle devam edelim. Aa yaş. Şimdi oradan bir shot gelecek. Kanka helal lan sana. Bunu bir pinch denemesi. Wow. İlginç. Yani bu rankta pinch. Bu adam biraz triggerlanabilir. Triggerlanmadı. Tamam, atlamayacağım adamın topu. Oo, kaçırdılar. Tamam, ben kaleme döneyim arkadaşlar. Oradan vursun. Sıkıntı yok. O boost'u tamam sen al. Vurduk. Güzel. Hocam bana bir müsaade, şuradan gideyim. Bu gol mü girdi? Şöyle vuralım. Top taca çıksın. Daha doğrusu dışarı çıksın.
Bu arada taş demişken şöyle içerik fikrim var arkadaşlar. Gerçek hayattaki futbolu Rocket League'i entegre etmeyi düşünüyorum bazı içeriklerde. Atıyorum Rocket League'de offside olsaydı ne olurdu? Ya da ne bileyim taç olsaydı ne olurdu? Corner olsaydı, penaltı olsaydı ne olurdu? Faul olsaydı ne olurdu gibi. Böyle şeyler düşünüyorum. Ama sizin de görüşünüze ihtiyacım var. Sizce böyle farklı içerikler yapalım mı? Çünkü artık gerçekten dediğim gibi içerik bulmak çok zorlaştı benim açımdan. Çünkü çekilebilecek yenilikler dışında güncellemeler dışında yani ciddi anlamda content yani o has içerik anlamında çok bir şey kalmadı. Ve atölye mapleri var birkaç tane işte özellik var Rocket League'de. Onları çekeceğim. Kalanlar var hala ama yani bayağı azaldı. Onları söyleyeyim. O yüzden sizin içerik fikirleriniz önemli. Ama şunu demeyin abi. Gidip rekabetçide şöyle şöyle yap demeyin. Ya da işte ne bileyim. Yani harbiden böyle yaratıcı bir fikir olsun. Kanka tamam sen vurdun ona. Böyle vursak girebilir bu arada. Falso yok girmez. Okey. Direkt hevesimiz kursağımıza kaldı. Ah lan abi. Dayı sen beni çok sevdin galiba. Oradan vursa. Oğlum bu adam bayağı pinç antrenmanından mı kalkıp gelmiş lan? Ne yapmış? Anlamadım. Bayağı iyi pinç atıyor. Bak iki de sağlam pinç atıyor. Onu sezdim yani. Hocam oradan bir şey gelir mi? Bizim adam gidiyor. Buradan bir şey gelir. Dur bakayım. Biraz bekledim. Hadi. Let's go. Sizin için arkadaşlar bu. Havalı. Teşekkürler. Bir izleyelim aga. Hak ettik. Tertemiz bir double tap be. Oh şöyle bir gole ihtiyacım vardı arkadaşlar. Hem kendi moralim açısından hem şu Rocket League'in boktan şeyinde ihtiyacım vardı. İnsanlık için küçük ama benim için büyük bir adım abi. Yani küçümsemeyin arkadaşlar. Şimdi championlar gelecekler gelecek abi sen reset olmuyor falan diyecek. Ya, alamıyorum ne yapayım ben de bunlarla memnun oluyorum ve Hamat da golü attık abi. Güzel tamam iyi oldu. Kendime geldim ya. Şu damat harbiden uğurlu geldi. Birkaç süre bu arada damatla oynayacağız arkadaşlar. Güzel. 2'de 2 çektik bakalım. 3'te 3 çekip artık elmasla kapatacağız. Bu lobi toksik gelmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki maçta son maçta geliyorum ben. Evet. Videonun son maçındayız. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bakalım. Hani niye böyle şey sanki efkarlı ve atarlı ergenler olur ya arkadaşlar her şey bir cevabı olur onun gibi konuşuluyor ama harbiden bu video güzeldi yani bir double tap daha gelir mi ya zorlamıyorum seni çaldım harika pas değil mi de diyor lan ne var oğlum ya bir şey yapmadım ki güzel röveşata golü attın tebrik etsene. Küfür ediyor. Yok abi. Yok diyor. İlla diyor ben abi, diyor ki bütün puanları ben alacağım. Kazanmaya geldim kardeşim diyor. Her şeyin MVP'si olacağım diyor adam. Yani o kadar sinirlenmiş arkadaşlar. Islanmış. Bir gol daha mı? O ne lan? Vurdun ona kanka. Gir o karambol oğlum. Yaşa bas kardeşim. Güzel kurtarış. Hocam kale Allah'a emanet herhalde. Evet. Buradan bir gidelim. Güzel vurdu. İyi sezdi. Bravo. Harika pas dedik ya yanlış. Güzel bileceğimizi. Ona vurur musun? Buradan ne gelecek? Çok kötü bir vuruş. Beğenmedim. Üzgün diyor lan. Oğlum üzgün olacak bir şey yok ya. Bu da bir de toksik değil gibi şu anlık ama tabii daha belli olmaz. Şöyle bir vuralım. Güzel. Bu biraz şekere. Şöyle vuralım. Bu da biraz sevkeli. Orada bir karambol çıkacak gibi. Güzel. Ben biraz atlıyorum böyle. Agresif takılıyorum arkadaşlar ama çünkü adamlara güvenemediğimden ve yani düşük bir el odayız. El odum. Çok baskelik bu arada. Sağlam bir baskelik. Şuna vuracağım. Çünkü adamlar vurmuyor. Yani bekliyor hala ve ha şimdi vurdu işte. Pas olsun diye dedim. Şimdi bu tehlikeli. O ne oğlum? Güdümlü füze mi geliyor ya? Sakin. Adam arkamda. Şöyle bıraktım. İşe yaradı bu arada bakalım. Ne oluyor oğlum? Ha adam patlatmış tamam. Ben sen bizim adama patladın falan dedim. Adam rakip adam şeyle bekliyormuş abi. Arkamda bekliyormuş bayağı. Şimdi durum ne kızlar bir bakalım. Tamam güzel. Onu ben alayım canım.
Ah lan, reseti aldım da şey yapamadım ya. Huh. Yazık kafana. Ay. Aa. Tuttunuz onu kanka. Helal olun. Boş kale. Top. Kanka ben bunu bilerek vurmak zorundayım. Çünkü gol olacak adam daha fazla uyanırsa. O yüzden bilerek yaptım. Ben şey demiyorum arkadaşlar. Çeyizliyorsunuz hemen. Abo. Tamam. Kaldır bana. Pas. Gol girer. Attınız oğlum. Helal oğlum. Olmadı. Abo kötü. Oradaki mutsu almaya çalışıyor. Hayır. Vermedim, güzel. Oyunu ses kasmak da önemli ya. Vur kanka. Ah lan abi. Bakalım ne olacak. Bu arada arkada ezan okunuyor. Aziz Allah. O yüzden fazla sinirlenmememiz lazım. Sıkıntı çıkması sonra. Şimdi. Bizimkiler baksana çok pasif takılıyor ya. Ben kaç puandayım? 236. Oha. Yakışmaz. MVP olacağız. Bu kanka. Gitmeyecektim ya. Hata yaptım. Ya bir tık gol yedik gibi be. Adam oradan bu su da aldı. Tamam ben şurada savunacağım. Güzel. Hatalı vuruş. Güzel bak, iki kişi topa gitmiyorlar. Ben şuradan bir half flip'imi yapıp geriye gideceğim. Oradan çıkarlarsa baskıdan gol olur gibi ya. Bakacağım. Ben ne dedim? Baskıdan çıkarlarsa gol olur dedim. Çünkü bunu niye dedim? İki kişi aynı yerde. Bu birinci sep. Üçüncüsü de kontrolsüz gelmiş zaten. Galiba sağ ol. Güzel. Hacım sen git topa. Ben sakin sakin takılacağım. Artık 2-0 olmuş. Kötü vuruş. Üzgünüm. Tamam, güzel pas oldu. Oo, bir double commit geldi. Kale boş mu? Güzel pas çıkardı bu arada. Beklemem yani platta. Oo, ghosting oldu adama. Yürü git kanka. Şöyle direkt, ay yapma be. Bir patlama daha. Özür diliyorum adamdan. Bunu yapmam lazım oyun geri. Çünkü pas çıkardım. Çünkü niye yapmam lazım onu da söyleyeyim. Adam yani kaleye geçecek, kurtaracak arkadaşlar. Yani gıcıklığını yapmıyorum. Onu da dile getireyim. Şimdi oradan kötü vurduk ama kendimize pas çıkabilir. Çıktı da. Şut. Çok kötü bir şut. Biz fena oynamadık ama son vuruşlarda olmadı bu sefer. Dur bakalım. Yok, olmadı. Dikkat etmemiz lazım. Mr. Red. Böyle bir pinç. Oha. Bu kadarını beklemiyordum. Tamam artık kazandık sayılır. Bu arada işin ilginç tarafı 3 maç attık ve sadece bir tane de bir toksik çıktı ama at kanka, senin olsun. Helal lan. Öbür ikinci lobi de yani böyle yarım yamalak bir toksiklik vardı ama birinci lobi yani toksikliğin direkt yani yüzü daha abi, resmiyle öyle söyleyeyim size. Yani sağlam bir toksiklik döndü orada. O ona şey yapıyor, suç atıyor, diyor ben senden daha iyiyim falan filan, 6 saatim var, ağlayın yazıklar tarzında. Böyle olaylar oldu. Oh peki, kurtardık. Çıkar bana kanka. Oğlum ne oluyor? Topyekün atağı mı aldınız? Kupada var ya öyle bir seçenek. Topyekün atağı alıyorsun. Onun gibi bir şey yapmak. Ne oluyor kanka? Bitti. Güzel. Bir bakalım elmas olmuş muyuz? Muhtemelen olmuşuzdur ama kontrol etmekte fayda var. Ya yani videonun başı güzeldi. Sonların doğru biraz da sanki tam tipik bir rekabetçi gameplay videosu gibi oldu ama sonunda çıkalım bildik abi elması. Güzel. Elmas 1 küme 2. Bu seferlik bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.